Parameta YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Selçuk Geçer'den imalı dolar yorumu. Ama dolar düşecek. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ekonomi politikasını en sert dille eleştiren ekonomistlerin başında gelen Selçuk Geçer, 2022 Mayıs ayına ait cari açık rakamlarını açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından doların yükselmesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ekonomist Selçuk Geçer paylaşımında, cari açık Mayıs'ta 6,47 milyar dolar oldu. 12 aylık cari açık 29,4 milyar dolar oldu. Ama dolar düşecek. Dolarda kıyamet senaryosu. Doların neden yükseldiğini tek tek anlattı, dolar kıtlığı yaşanacak, dedi. Yeni Çağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, vatandaşların dolara hücum ettiğini yazdı, doların nasıl düşürüleceğini açıkladı. Dolar kuru uzun bir aradan sonar yeniden yükselişe geçti. 16 TL'ye yaklaşan dolar kuru için korkutucu bir analiz yapan Yeni Çağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, dolar kıtlığı başlıyor, başlıklı bir yazı yazdı. Doların neden yükseldiğini tek tek açıklayan Zelyut, vatandaşların neden dolara hücum ettiğini açıkladı. Zelyut, dolarda yaşanacak kıyamet senaryosunu yazdı ve bunun önlemenin yolunu açıkladı. Yeni Çağ gazetesinden Evren Devrim Zelyut'un, dolar kıtlığı başlıyor, başlıklı yazısı. Dün Türkiye'nin adım adım dolar kıtlığına girdiğini gösteren çok önemli veriler açıklandı. Bunlardan ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası cari açığa ilişkin verileri yayımladı. Bakın rapor neler söylüyor. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre, 2229 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları artarak 5554 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24.223 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları olmuştur. Ne oldu o muhteşem ihracat rakamları? Nerede? Patladı diyordunuz, o zaman neden dış ticarette eksi veriyoruz? Yukarıda yer alan, 12 aylık açık olan, 24 milyar dolar yerinde kalsa iyi. O rakam daha da bozulacak çünkü ürettikçe ithal eden sisteme ek olarak enerji maliyetleri de yerinde durmuyor. Raporda başka bir ifade daha var. Portföy yatırımları 3051 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 744 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 201 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları net satış yaptığı görülmektedir. Dolar kıtlığının ana sebebi ürettikçe yarı mamul ithal etmemiz dedik. Ama bir neden de AKP'nin kavgacı iç ve dış politikaları. Seçmenlerini bir arada tutmak, çözülmeyi önlemek için iç ve dış sert söylemlerde bulunması yatırımcıları korkutuyor, ülkeye, ekonomiye olan güveni azaltıyor. Azalan güvenle beraber yatırımcılar Türk hisse ve tahvillerini satıp, paralarını alıp kaçıyor. Bu kaçış neticesinde dolar miktarı azalıyor, kıtlaşıyor ve kur yukarı gidiyor. Kaçan sermaye devasa boyutlarda. Erdoğan başkan olmadan önce 2017 yılında yabancıların elindeki hisse miktarı 51 milyar dolar, tahvil miktarı ise 30 milyar dolardı. Şimdi bu rakamlar 19 milyar dolar hisse, 2,3 milyar dolar tahvil şeklinde. Aradaki fark yaklaşık 60 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz tam 60 milyar dolar öfke dili nedeniyle kaçmış? Önceki yazılarımızda kaçanın sadece portföy yatırımları olmadığını, kurulması planlanan fabrika yatırımlarından da vazgeçildiğini belirtmiştik. Ne olmuştur kaçan para ile? 60 milyar dolar çıkınca kur yukarı giderek firma maliyetlerini ve enflasyonu artırmıştır. Gelmekten vazgeçen fabrikalarla işsizlik artmıştır. Dolardaki kıtlığın artacağını gösteren bir haber de bütçeden geldi. Maliye Bakanlığı bakın neler söylüyor. 2022 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214,3 milyar Türk lirası, bütçe gelirleri 164,1 milyar Türk lirası ve bütçe açığı 50,2 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında ödenen faiz 19,1 milyar Türk lirası oldu.
Ocak-Nisan arası ise faiz ödemesi tam 103,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Ülke bütçesinin nereden nereye geldiğini rakamlarla gösterelim, böylece durumun nasıl kötüye gittiğini daha rahat görebiliriz. 2017 yılında başkanlık seçimi öncesinde bir yıldaki bütçe açığı 49,3 milyar Türk lirasıydı. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Atilla Yeşilada'dan, döviz depremi uyarısı, frenlemek çok zor. Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası'nın doları tutmak için yeteri kadar rezervi kalmadığını belirterek, en fazla 2 ay içinde 21 Aralık 2021'deki türde bir döviz depreminin yaşanma ihtimalinin %80 olduğunu belirtti. Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası'nın doları tutmak için yeteri kadar rezervi kalmadığını belirterek, en fazla 2 ay içinde 21 Aralık 2021'deki türde bir döviz depreminin yaşanma ihtimalinin %80 olduğunu öne sürdü. YouTube kanalından yaptığı yayında Yeşilada özetle şunları kaydetti. Merkez Bankası'nın satılabilir rezervi 30 milyar dolar, bu 20 milyar dolara indiğinde TCMB sarayın huzuruna çıkar der ki, Sayın Cumhurbaşkanım bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı, başka bir yol bulalım. O yolda çok basit 1970'lerin kapalı kambiyo rejimine döneriz. Yani döviz işlemlerine kısıtlama gelir. Bankalarda döviz hesabı bulunan vatandaşlara likidite sıkıntısı var denilerek hesaplarından para çekilmesi engellenecek. Hesabınız baki ama paranızın tümünü çekemezsiniz denecek. Reel faizin eksi %50'lerde, resmi enflasyonun %70 olduğu, kredilerdeki yıllıklandırılmış artışın %65'e vardığı bir ülkede döviz talebini kesemezsiniz. Merkez Bankası'nın kullanılabilir döviz rezervleri hızla eriyor. Hükümetin beklentisinin aksine yaz aylarında da, turist sezonuna rağmen döviz talebi artacak ve TCMB'nin artık satacak dövizi, silahında mermisi kalmayınca acı sonu birlikte yaşayacağız. Döviz işlemlerine kısıtlama tahmini. Bu kez kur şokundan önce döviz işlemlerine kısıtlama geleceğini öngören Yeşilada, ancak yine de doları 16,50 liranın altında frenlemenin çok zor olduğunu, kısıtlamaların da bir süre sonra doları yukarı iteceğini söyledi. İngiltere Merkezli Yatırım Bankası Standard Chartered'ın son yayınladığı araştırma raporuna da değinen Yeşilada, raporda 2022 sonu dolar öngörüsünün 18 lira, 2023 sonu dolar öngörüsünün ise 20 lira olarak hesaplandığını aktardı. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir, dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.